Her sandık yeni bir seçimdir. Bu seçimin sonuçlarına bir bakmak lazım. Ya bu seçim Türkiye'ye ne dedi, dünyaya ne dedi? Ve bu seçimde kim ne dedi? Ve seçmen kimin ne dediğine nasıl cevap verdi? Bu seçimin iki tane sonucu var. Birisi Cumhurbaşkanlığına ait bir sonuç. Diğeri ise parlamentoya ait bir sonuç. Çünkü iki oy kullandık. Hepimiz iki oy kullandık. Vatandaş da iki oy kullandı. Bir kere parlamentoya ait seçimde Cumhur İttifakı 323 sandalye aldı. Yani 600 sandalyenin 323'ünü almış oldu. Ve böylece özellikle seçimden önce, çok zaman önce, daha doğrusu Millet İttifakı'nın bir araya gelme sebebi olan veya sebebi olduğu değerlendirilen parlamenter sisteme geri dönme anlayışını veya isteğini, arzusunu millet veto etti. Millet dedi ki, ben böyle bir maceraya girmek istemiyorum ve ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerek başlangıç itibariyle, daha sonrasında da attığı adımlar itibariyle çok dünyada yaşanan krizlerle karşı karşıya kalmamıza rağmen, yani buna pandemi diyebilirsiniz, buna Rusya krizini diyebilirsiniz, buna ekonomik dalgalanma, yani Rusya-Ukrayna savaşını diyebilirsiniz, ekonomik dalgalanmaları diyebilirsiniz. Bütün bunlara rağmen ben burada ortaya konulan bu yönetim tarzını benimsiyorum ve buna devam ediyorum. Sizin öneriniz parlamenter sistemdi. Ben parlamenter sistemle zihnimde bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kıyas ettim, karşılaştırdım. Ve karşılaştırdığım bu sisteme yönelik de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettirme kararı aldım. Mecliste verdiği oyla. Neden bu mecliste verdiği oyla? Çünkü bu hükümet sisteminin değişebilmesi için, parlamenter sisteme geçebilmesi için elbette ki bir anayasal değişikliğe ihtiyaç var. Bu anayasal değişikliği konusunda da bırakın çoğunluk vermeyi, var olan ittifaka azınlık bir oy vererek ona sadece mecliste bir denetim yetkisi vermiş, ortaya koymuştur. Meclisteki yetki bellidir. Ve bu süreç içerisinde şimdi özellikle en önemli dayanaklarından bir tanesinde Millet İttifakı maalesef yoksun kalmıştır. %49,52, yani 27.133.000 oy Sayın Cumhurbaşkanımıza verdi. Ve ondan 2.500.000 küsürü de var. 500.000 küsür az daha oy da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Şimdi orada da millet bir netice ortaya koydu. Dedi ki ben %49,52, yani 275.000 daha oy verseydim biz Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecektik. Ama ikinci tura götürüyorum. Orada da cevabını bana göre hem dış dünyaya, yani Türkiye'yi sürekli olarak antidemokratik, Türkiye'yi hukuk üstünlüğünü tanımaz, Türkiye'yi özellikle seçimler konusunda bir takım iddialarla sıvamaya çalışan bir anlayışa, siz böyle söylüyorsunuz ama bakın Türkiye katılımı ile beraber, yani %88 katılımla beraber dünyanın en çok bu konuda seçime iştirak eden, seçime katılım sağlayan ülkelerinden birisi oldu. Hatta ülkesi oldu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda herhangi bir endişesi söz konusu değil, birincisi. İkincisi, bir baskı da söz konusu değil. Üçüncüsü, tam demokratik bir ülke. Dördüncüsü, bu konuda kendi iradesini de ortaya koyabilecek birçok aday çeşitliği içerisinde olan, yani tırnak içinde söylüyorum, Türk dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen, demokrasinin yatağı ve beşiği olduğu ülkelerden çok daha demokratik bir olgunlukla ve güvenle seçimi yönetti ve bir sonuç oluşturdu. Ve burada da Tayyip Erdoğan birinci oldu. Şimdi biz sizi ikinci tura taşıyoruz. Burada ikinci tura taşırken de orada söylediklerini de ortaya koydu. Nasıl parlamenter sistemde siz parlamenter sistemi öneriyorsunuz ama ben kabul etmiyorum demişse, aynı şekilde burada da dedi ki, bir, siz Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de terör devleti kurulması için Mehmetçiği geri çekmek istiyorsunuz. Ben bunu riskli görüyorum dedi. Ve burada bir terör devleti PKK ve PYD ve Amerika egemenliğinde kurulur dedi. Bir. İki, yine ben bir risk daha görüyorum. Siz LGBT'yi öneriyorsunuz. Ben bunun da Türkiye'nin yürütmesinde olmasının doğru olmadığını görüyorum dedi. Üç, ki en önemlilerden bir tanesi, siz 15 Temmuz'un faillerini getirip Türkiye'de veya Türkiye'nin içerisinde getirip tekrar devletin başına koyacaksınız dedi. Ben bunu da kabul etmiyorum dedi. Bunu da reddediyorum. Siz koruculuğu kaldıracaksınız. Güvenlik sistemlerimizi
iç güvenlik sistemlerinden birisini lağv edeceksiniz. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Çünkü oradaki vatandaşlarımız o güvenliğini yıllardan beri bu usul ve esaslar çerçevesinde geliştiriyorlar, devam ettiriyorlar. En azından bir bölümünü öyle devam ettiriyorlar. HDP'ye kim ne kadar oy vermişse hepsi CHP'ye kaydı bu seçimde. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıyken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Alabiliyor muydu? Hayır. E şimdi bir ilde %72 alıyor, bir ilde %68 alıyor. Ben bunu da daha önce gördüm. Ve ben bunu tehlikeli bir işbirliği olarak görüyorum dedi. Ben bunu doğru bir işbirliği. Çünkü bu diyeti verilmesi gereken bir işbirliği olarak görüyorum. Yani bunu açık açık gördüm. Şimdi tabii burada bu vatandaşımız bu terör bandında özellikle HDP PKK bandında aynı zamanda Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de askerlerimizi ve Mehmetçiğimizi geri çekip o bölgeyi güvenli bölgeden kaldırıp ondan sonra o bölgeyi bir terör devleti haline getirmeye çalışan anlayışını ve biraz önce saydığım FETÖ'nün tekrar devlete gelme anlayışını ve bütün bunların tamamını vatandaşımız reddetti. Şimdi ikinci tura gidecek. Yetti mi yetmedi. Yetmesi için ne lazım? 50+1 lazım. 50+1 için de bugün seçime gidiyoruz. Seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anlıyorum ki yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Son 9-10 günde. Yani Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak. Bu ocak teşkilatının başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi, sağcı yeni bir ocak teşkilatı kurma hassasiyetine girişmişler. Şimdi bunların hepsi acınası işlerdir. Seçimin ortasına doğru geldik ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bileşenleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bileşenleri çok net bir şekilde bu türbe ziyaretlerinden vazgeçtiler. Ve seçimin ortasında daha ziyade Kandil siyasetinin çok önemli argümanını ortaya koydular ve bundan da çekinmediler. Yani Murat Karayılan ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını söyledi. Aynısını ortaya koydu. Ve seçimin sonuna geldik. Seçim bitti. Bizim de mesela İçişleri Bakanlığı olarak seçim öncesi tedbirlerimiz var. Seçim anı tedbirlerimiz var. Seçim günü tedbirlerimiz var. Seçim sonrası tedbirlerimiz var. Onlar da yani güvenlik tedbirlerimiz var. Onlar da seçim öncesi başka bir politik ortaya koydular. Seçim anında başka bir politik ortaya koydular. Seçim sonunda başka bir politik ortaya koyuyorlar. Şimdi bugün başka bir politik ortaya koyuyorlar. Şimdi şunu nasıl izah edersiniz? Yani bir siyasi parti yöneticileri çıkıp yani belediye başkanları çıkıp seçim gecesi biz kazandık diye Türkiye'yi yanılttılar. Ve Türkiye'de belki de başka olayların oluşması için bir tetik mekanizması ortaya koyuyor. Böyle bir endişeniz var mıydı efendim o gece için? Endişe olmaması bahsederek bunu söylüyor değilim. Başka bir şey söylüyorum. Yani seçimin sonuçları belli. Devam ediyor, sayılıyor. Her sandıkta on binlerce, yüz binlerce sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer bileşenlerinin esas itibariyle görevlileri var. Ya oradaki ıslak imzalı tutanakların tamamı ortada ve belli. Her oy bir milli irade tecellisidir. Yani herkes kendi gördüğü, onayladığı, beğendiği ve veya tercihler arasından en çok onayladığına oy vermektedir. Yani benim bunun üzerinden bir yorum yapmam çok doğru olmaz. Biz bize oy veren, oy vermeyen herkesin önüne talibiz. Kılıçdaroğlu üzerindeki ve çok girdiği ve yıkandığı PKK havuzundan bir fayda görmedi. Yani PKK havuzunda yüzdü, oradan bir fayda görmedi. Şimdi o PKK havuzundan nasıl kurtulurum? Onun bence telaşı içerisinde ama bundan kurtulamaz çünkü iç içeler. Yani çok net seçim sonuçları da belli, her şey bilir. HDP'nin yöneticileri, yani onu ayırmak gerekir. HDP'nin yöneticileri tamamen PKK'nın tek elindedir. Ha bunun bir kısmını kendi seçmeni görür, bir kısmını görmez. Kandil bir tavır ortaya koymadan HDP bir adım atamaz. HDP PKK'nın siyasi temsilcisidir. Ve siyasi koludur. Çok açık ve net. Şimdi siz bununla bir ilişki içerisine girmişsiniz ve sonuç ne olmuş? HDP ne oy almış? 13,5'lara %13,5'lara zirve yaptı. Ve dikkat edin. Evet. Türkiye'ye bir şey söylemek istiyorum. O gün aldığı oy sayısının hep sürekli altına düşüyor. Evet. Çünkü Türkiye doğru bir politika istiyor.
Kürt kardeşlerimizin, Doğu'da ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizin oradaki hayat standartını yükseltmekten Tayyip Erdoğan hiç vazgeçmedi Ercan Bey. Hiç vazgeçmedi. Ve oraya demokrasi getirmekten hiç vazgeçmedi. Orada demokrasiyi öteleyen, ötekileştiren, demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan terör örgütü PKK'dır. 13.5'tan 8.5'a kadar gelmiş. Oradaki oy sayısı da artmıyor. Oy sayısı azalıyor. Yani belli bir kitle orada HDP'ye oy veriyor. O kitle sayısını arttıramıyor. Ve 553 bin kişi şu ana kadar gitti. Nereye gitti? Güvenli bölgelere gitti. Ya biz onları ölümün kucağına itemeyiz ki. Nereye iteceksiniz? Hı hı. Zaten milletimize şunu söylemek istiyorum. 2018 yılından itibaren Türkiye'de Suriyeli sayısı artmıyor. Azalıyor. Ve yine milletimize bir şey söylemek istiyorum. 2015 yılından itibaren Avrupa'ya, Türkiye üzerinden 1 milyon 700 bin Suriyeli geçti. Bu sayı aynı sayı. Hiçbir şekilde bu sayıda bir artış söz konusu olmadı. Ve Türkiye neye rağmen artmadı? Türkiye içerisinde doğan çocuklara rağmen artmadı. Yani bu sayı artmıyor. Necdet Bora, ben milletvekili seçildim. Ben cari duruma bakarım. 10 gün sonra da bakanlığım da sona eriyor. Ve 7 yılda yaptım. Elimden geleni de ortaya koydum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Çok da bu konuda gücüm yettiğince de ülkem için, milletim için gece gündüz demeden gayret gösterdim. Ne Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmak için bir çaba sarf ettim. Ne de milletim, ne de milletimin. Burada ben cari duruma bakarım. Benim cari durumum şu. Ben milletvekili seçildim. Milletvekili yemin ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Evet. Çok rahatım o konuda yani, hiç merak etme.